bazı ifadeler, bazı iddianamelerde yer almıyor. Hatırlayalım, devam eden Ülke Ocakları Eski Genel Başkanı Sinan Ateş davasında da, suikaste davasında da eşi Ayşe Ateş'in ifadeleri iddianamede yer almamıştı. Günlerce de kamuoyunda o iddianamede yer almayan ifadeler konuşulmuştu ama Görünen o ki konuşulduğuyla kalıyor. İzmir'de deniz zemin daha doğrusu denize doğru kaymaya başlıyor. Daha doğrusu gömülmeye başladı desek daha, daha doğru olur. İzmir'de fay hattının yani deprem riskinin çok yüksek olduğu şehirlerimizden bir tanesi uzmanlar uyarıyor. Aman dikkat. İzmir olabilecek bir depremde. Burada denizin kentin içine doğru yürüdüğünü göreceğiz. Kentin içerisinde mahallelerin arasında kum fışkırmaları, su çıkışlarını göreceğiz. Türkiye'de deprem tehdidi en yüksek kentlerden biri İzmir. Deprem üretebilecek birçok fay hattı var. Yaşanacak bir depremde olasılıklara karşı uyardı Jeoloji Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Başkanı Koray Çetin Önalan. İzmir'de yerleşimle ilgili çok ciddi sorunlarımız var. Zaten doğa bize sorunlu alanları kendisi gösteriyor. Bunlardan bir tanesi işte Bayraklı. Bayraklı, Meles Deltası'nın üzerinde kurulmuş bir kent. Meles sözlüğe bakarsanız porsuk demek yani. Yani porsukta suyu seven bir hayvan. Dolayısıyla biz aslında hiç yerleşilmemesi gereken bir yere gelmiş koskoca bir kent inşa etmişiz. İzmir'de zeminin her yıl bir buçuk santimetre çöktüğü daha önce açıklanmıştı. Bu deniz suyunun ortalama üzerinde yükselmesine neden oluyor. Yani kordon başta olmak üzere sahil şeridi gelecekte risk altında kalabilir. Bir de buna deprem eklenirse risk daha da büyük olacak. Konak, Alsancak, Bayraklı, Mavişehir, Bostanlı buralarda sıvılaşma göreceğiz. Burada denizin kentin içine doğru yürüdüğünü göreceğiz. Bunlar çok uzun vadede yapılması gereken şeyler. Türkiye'nin birçok yerinde olduğu gibi İzmir'de de mevcut yapı stoku eski. Yerleşim yerleri yanlış bölgelerde. Yani bir depremde yıkımlar kaçınılmaz. Biz kent planlamasını bilmiyoruz ve çok yanlış kent planlamasıyla afetlere davetiye çıkarmışız.